Bu videodaki tüm anlatılan hikayeler yurt dışında yaşanmıştır. Olayları Reddit'te anlatanların birçoğuna ulaşılmaya çalışılmış ve birinci ağızdan gerçekliği teyit edilmiştir. Eğer bu tarz rahatsız edici ve ürkütücü hikayeler sizi korkutuyor ve fazlasıyla etkiliyorsa lütfen videoyu kapatın. He illa ben etkilenmem ne olacak sanki diyorsanız da iyi seyirler. Tatlı kokunun gizemli sırrı. Birkaç yıl önce ana yoldan biraz uzaktaki ormanda yürüyordum ve gerçekten çok yoğun, çok tatlı bir koku aldım. Meraklı olduğum için çığlıkları geri çektim ve bir ceset buldum. Adam belli ki bir süredir oradaydı ve pek iyi görünmüyordu. Çok şişmişti. Yeşil siyah karışımı bir renkti ve garip ıslak parçaları vardı. Görünen o ki ormandaki hayvanlar birkaç gündür iyi besleniyordu. Hemen polisi aradım. Onlar gelene kadar cesedin yanından ayrılmamam gerektiğini söylediler. Hiçbir yerin ortasında olduğumuz için gelmeleri biraz zaman aldı. Hava kararmıştı. Ben de cesetle birlikte uzun süre karanlıkta oturdum. Adli tıp incelemelerinden sonra intihar ettiği ortaya çıktı cesedin. Bu haberi aldıktan bir süre sonra onunla ilgili rüyalar görmeye başladım. Benimle konuşuyordu ve söylediği şeyler hoş şeyler değildi. Çoğunlukla dinlenirken rahatsız ettiğim için bana nasıl kızdığını ve kendimi öldürmemi istediğini anlatıyordu. Muhtemelen sadece hayal gücümdü ama o zamanlar oldukça rahatsız ediciydi. Hala daha ara sıra rüyalarımda beliriyor. Kesin bunu yazdıktan sonra bu gece de benim yanıma gelecek. Eski evimdeki gizli tavan arası. Çocukluğum tuhaf küçük bir evde geçti. İnanılmaz derecede uzun ve inceydi. Bitişik bir ev gibiydi ama diğer evlerden bağımsızdı. 3 katlı bir bodrumu ve bir çatı katı vardı. 2 tane şömine, bodrumun ortasında bir duş kabini, çitlere çarpmadan 5 adım bile atamayacağınız kadar küçük bir arka bahçe ve mutfaktan yatak odama kadar giden ipli bir yemek asansörü gibi tuhaflıklarla doluydu. O tuhaf küçük yeri severdim ama en kötü yanları inanılmaz derecede eski ve tımarhane gibi tasarlanmış görünmesiydi. Sonunda tadilat masrafları anne ve babamın maddi gücünü aştı ve taşınmak zorunda kaldık. Taşınmaya hazırlanmak bir angaryaydı. Eşyalarımın çoğunu kendim paketledim ve yemek asansörüne atıp tüm kıyafetlerimi öyle kalın bir şekilde dolabıma tıkıştırdım ki tek bir kumaş parçası haline geldiler. Tam o sırada dolabı temizlerken daha önce fark etmediğim bir şey gördüm. Çatıda bir tavan arası girişi vardı. Fırlama bir çocuk olduğum için dolabı açtım. Bir tuğlanın üzerine çıktım ve tuhaf, küçük evimizin en üst kısmına ilk ve son keşfimi başlattım. Fark ettiğim ilk şey, olması gerektiği kadar karanlık olmamasıydı. Mekan hala yanan eski, kırmızı Noel ışıklarıyla donatılmıştı. Ve zemindeki bir düzine küçük çatlak delik, aşağıdaki tüm yatak odalarına bakıyordu. Fark ettiğim ikinci şey, mekanın yaşam için hazır olmasıydı. Yani plastikle ısı ve ses yalıtımı yapılıydı. Uyku tulumları ve çarşaflarla dolu eski bir sedye ve kontrol ettiğimde hala çalışan paslı, nane yeşili bir buzdolabı vardı. Üçüncü fark ettiğim şey ise kemiklerdi. Çok sayıda kemik vardı. O zamanlar çocuktum. Anatomi konusunda hiçbir bilgim yoktu ama tavan arasının ortasında bir yığın halinde her türden kemiği görünce ne yapacağımı bilememiştim. Küçük, büyük, temiz, beyaz, akla gelebilecek her türlü canlıya ait gelişi güzel onlarca kemik küme halinde istiflenmişti. Sadece ikisi kararmıştı. Sanki biri onları yakmaya çalışmış gibiydi ve bu kararmış kemiklere en yakın duvarlar kömürle yazılmış mesajlarla karalanmıştı. Üzgünüm. Tam o bölgeye defalarca üzgünüm yazılmıştı. Ve o oda 8 yıldır ben uyurken başımın üstünde duruyordu. Çok kısa bölüyorum lütfen kusura bakmayın ama çok ufak bir istatistik göstermek istiyorum size. Abone olmayan kesim çok çok fazla. Eğer bana destek olmak isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi diğer hikayemize geçebiliriz. Terk edilmiş evlerden uzak durun. Lisedeyken sürekli satılık halinde olan bir evin hemen yan evinde oturan çok iyi bir arkadaşım vardı. O evde yaşayan insanlar gecenin bir vakti tek kelime etmeden hızlıca taşınır giderlerdi. Sanki kaçarmışçasına gidiyorlardı. Birkaç yıldır kimse 6 aydan fazla süre orada kalamamıştı. Bir gece arkadaşımla çok sıkılmıştık ve bir süredir boş durduğu için yan taraftaki evi keşfetmeye karar verdik.
Arka tarafa gittik. İçinden geçebileceğimiz boyutta bir köpek kapısı vardı. Arkadaşım bana göre daha ufak tefekti. Oradan girdi ve beni de içeri çekti. 1950'lerde inşa edilmiş gibi görünüyordu ev. Şehrin daha eski, daha güzel bir yerindeki özel yapılmış bir ev gibiydi. Mutfakta gerçekten güzel bir kahvaltı masası vardı. Çok işçiliği olan ve ihtişamlı görünen bir masaydı. Evin elektriği yoktu ama pencereden sokak lambasını görebiliyordunuz. Arkadaşım ve ben bu masanın karşısına yere oturmuştuk ve sadece sohbet etmeye başlamıştık. Birdenbire arkadaşım çok korkunç bir çığlık attı ve o anda sanki gözlerim tamamen karardı. Sadece gözlerim kararmamıştı. Vücudum baştan aşağı mide bulandırıcı bir soğukla sarılmıştı. Çığlık atmaya başladım. Arkadaşımın elinin elimi kavradığını ve beni çok güçlü bir şekilde yere çektiğini hissettim. Görüşüm yavaş yavaş geri gelmişti ve sokak lambasının altında dışarıda olduğumuzu fark ettiğimde ısınmaya başlamıştım. Aralık ayıydı ve o evin içi çok daha sıcak olmalıydı. Sonunda arkadaşıma baktım. Çok korkmuş görünüyordu. Gerçekten fazlasıyla kafam karışmıştı. Kendim de biraz paniklemiştim. En sonunda ona ne olduğunu sordum. Onunla konuşurken siyah bir şeyin, tamamen siyah olan ve sadece belirsiz bir kız şekli olan bir figürün masanın altından çıkıp üstüme oturduğunu söyledi. Görünüşe göre gözlerim kocaman açık bir şekilde etrafı yoklamaya başlamışım. Sanki göremiyormuşum gibi. O kadar korkmuş ki benim elimi tutup sürükleyerek evden dışarı çıkartmış. Bu arada hala arkadaşız ve arada sırada bundan bahsediyoruz. Ancak hikayenin kendisi asla değişmiyor. Hala omurgamdan aşağı o soğuk ve ürkütücü his giriyor. Bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar karanlık ve soğuk hissetmemiştim. O karanlık şey sanki elle tutulur yapış yapış bir şeydi. Sonraki birkaç gün boyunca bu rahatsız edici hissi üzerimden kesinlikle atamadım ve bir daha asla o evin önünden geçemedim. Yıllar geçse de hala yataktan çıkarken bile geriliyorum. Küçükken bazı şeyler tahmin edilemez. İlkokuldayken ailem evimize bir kat çıkmaya karar vermişti. Bu yüzden bir mimar ve müteahhit tutmuştuk. Tarihi açıdan güzel inşa edilmiş eski bir evde yaşıyorduk. Yani 200 yıllık yumuşak ahşap zeminler, güzel ve soft boya renkleri falan. Bu nedenle ailem çıkılacak ek kattaki tüm ahşap kaplamaların boyanmasını istemişti. Müteahhit bunu kabul etmemişti çünkü kaliteli ahşap satın almıştık ve bunun zaman kaybı olduğunu düşünüyordu. Yaklaşık bir yıl bu konuyu tartıştıktan sonra ve evde neredeyse hiçbir iş yapılmadıktan sonra başka bir müteahhit tutmaya karar vermiştik. Anlaştığımız yeni müteahhit, annemin ve babamın avukatının kilisede tanıştığı biriydi. Müteahhitin ekibindekilerin çoğu da aynı kiliseye gidiyordu. Biz her zaman evimize gelen işçilere karşı misafirperver olmaya çalışıyorduk. Onlara içecek ve atıştırmalıklar veriyorduk. Özellikle yazın bunları daha fazla yapıyorduk. İnanılmaz sıcak ve nemli bir iklimde yaşıyorduk. Bu yüzden annem beni işçiler için limonata ve benzeri şeylerle dışarı gönderirdi. Tüm çalışanlar gerçekten çok nazikti. Onlarla güzel sohbetler ettiğimizi hatırlıyorum. Özellikle Kenny adında bir adamı unutamıyorum. Müteahhit işe hiç gelmiyordu. Kenny ekibin sorumlusu olmuştu. Bana karşı her zaman çok fazla nazikti. Ekip evimize yapılan ek katı nihayet tamamladıktan birkaç ay sonra, sanırım yaklaşık 2,5 yıl sürdü, Kenny'nin adı gazetede yayınlandı. Pedofili suçlamasıyla hapse atılmıştı. Evimizde çalışmaya başlamadan önce cinsel suçlular listesinde yer alıyormuş. Müteahhit çalışanı hakkında bu ayrıntıyı ailemle paylaşmayı gereksiz bulduğunu söylemiş. O zamanlar ilkokul çağında bir kızdım. Ablam da ortaokuldaydı. Ailem ara sıra bizi işçilerle evde yalnız bile bırakırdı. Bunu hatırlamak ve düşünmek şu an hala tüylerimi diken diken ediyor. 2 gün içinde karımı görmeye gideceğim. Ben 18 yaşındayken büyük babam kalp sorunları yaşıyordu. Her sabah uyanıp onu görmeye evine giderdim. Sadece onunla sohbet eder, evdeki işlerde ona yardım eder ve onunla televizyon izlerdim. Büyük annem 3 ay önce öldüğünden beri büyük babam gerçekten çok yalnızdı. Bu zamanları asla unutamıyorum. 7 Haziran'da evine gitmiştim ve büyük babamın yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Onu gülümserken görünce çok mutlu olmuştum. Bana baktı ve "Tahmin et ne oldu?" dedi. 2 gün içinde karımı görmeye gideceğim. O anda büyük babamın gerçekten aklını kaçırdığını düşündüm. İnanın ya da inanmayın, büyük babam 2 gün sonra uykusunda hayatını kaybetti. Bunun düşüncesi bile korkutucu, ürkütücü ve rahatsız edici.
sanki 2 gün sonra öleceğini biliyordu. Bu arada hayatta olduğu son 2 gün gülümsüyordu ve huzurluydu. Açıklayamıyorum ama sadece bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyormuş gibi hissediyorum. Dünyada böyle yüzlerce, binlerce gerçekten yaşanmış hikaye var. Kendim bildim bileli bu tarz şeyleri okumayı ve dinlemeyi çok sevmişimdir. Gizemli olan her şey benim için fazlasıyla dikkat çekici olmuştur. Biliyorum ki benim gibi düşünen ve benim gibi zevkleri olan birçok insan var. Bu araştırmalarımı sizlerle paylaşmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz olayları daha fazla araştırmamı isterseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ben Batikov. Başka olaylarda görüşmek üzere.